Bir şey içmiyorsun. Oturmak bile istemiyorsun. Bu antipatiyi neye borçluyum? Özel bir antipatim yok size. Hatta yani söylememe bile gerek yok ama babanız için gerçekten çok üzgünüm. Hangisi için daha üzgünsün? Hasta olduğu için mi? Yoksa neredeyse 3 yıldır kapalı tutulduğu için mi? Belki de bu tavrınız yüzünden oturmuyorumdur. Saldırgan karakterler çok yorucu geliyor. Demek sen de tokat yiyince öbür yanağını uzatanlardansın. Sitare Hanım'ın babanızı sizi tokatlamak için kapattığını hiç sanmıyorum. Ben de. Eminim benden çok daha önemli sebepleri vardır. Peki senin sebebin ne? Anlamadım. Sitare'nin üzerinde bu kadar etkili olmasının sebebi ne? Siz beni buraya üvey annenizi konuşmak için mi çağırdınız? Bu arada ben de sizin bu kibrinizin nedenini merak ettim. Hayır, beni tanımıyorsunuz bile çünkü. Nereden çıkartıyorsunuz etki altında olduğumu? Sözlerinden, tavırlarından, gözlerinden. Daha sayayım mı? Bana bakarken gözlerinden sitare fışkırıyor. Siz bence Sitare Hanım'ı fazla takıntı yapmışsınız. Ama buna beni karıştırmayın lütfen. Dediğim gibi beni tanımıyorsunuz. Şimdi diyecek bir şey yoksa artık ben... Sen de beni tanımıyorsun. Peki. Tanışmaya var mısın? Efendim? Hadi hemen gidip tanışalım diyorum. Nasıl? Ne tanışması? Nereye? Rahat rahat tanışabileceğimiz bir yere. Gerçekten çok tuhafsınız. Tamam. Ben tuhafım. Peki sen samimi misin? Nasıl bir soru bu? Eğer şiddetle iddia ettiğin kadar etki altında değilsen benimle gel. Cici annemden izin almadan. İlginç bir kafanız var. Gerçekten. Ama ben buraya oyun oynamaya gelmedim. Çalışmaya geldim. Güzel. Hemen gidelim o zaman. Çünkü artık ben de patronum. Ha, eğer dersen ki ben Sitare'den icazet almadan adım bile atamam, söyle bana. Söyle ki ben de bu kadar karakteri zayıf bir kızı takip ettikleri için senden önce takipçilerin üzüleyim. Olmaz olmaz. Özür dileyeceğim. Ben dileyeceğim ben. Ay, kendime özür dileyeceğim ben. Çünkü ben dilemezsem olmaz. O çok üzülecek yoksa. Çok üzülecek. Bismillah. Ama arkadaşlar ben sürekli aynı konuşmaları yapıyordum. Lansman bilgisini geçtik ya zaten biz artık. Dur bir saniye. Bir sus. Bir dakika. Dur tamam arayacağım. Bekle. Nereye gidiyor bunlar? Sana ne? Ben senin için diyorum hayatım. Dikkat et bence. Doruk dayı sadece odayı almakla kalmıyor galiba. Ne bu? İpek mi sillemesi mi? Kaç yaşındasın sen? Hı? Oldu olacak bir de Doruk senin suyunu ısıtıyor de tam olsun. Bak sen. Doruk senin suyunu niye ısıtsın? Ben zaten iş için demiştim bu arada. Zeynep senin işin ya. O son derece yakışıklı ve aşırı derecede bekar genç patronla baş başa takılıp büyük aşkınızın inandırıcılığını sarsmasın diye. Zeynep. Sen bir tedirgin oldun sanki. İstersen Ozan'a haber ver. Sitare Hanım'dan izin alınca zayıf karakter ama erkek arkadaştan alınca sıkıntı yok öyle mi? Ben izin al demedim. Haber ver dedim. Ne olur iyi bir haber olsun aşkım. Biz bir kahve içelim dedik de... Doruk Bey kendisine karşı biraz mesafeli olduğunu düşünüyor da. Biraz. Bazıları soğuk sever demiştim. Genel bir tavır ya. Seninle ilgili bir şey yok. O yüzden kahveye de gerek yok. Bence. Hayır bence var. Çünkü eğer gitmezsem... Sitare Hanım'dan korktuğum için mazeret uydurduğumu düşünecek. Küçük bir restleşmemiz oldu da. Ya.
Böyle resleşmeler falan hızlı başlamışsın sanki. İstersen sen de bizimle gel. Yani ben de acaba bir kahve mi içsem diyordum tam. Pardon, bölüyorum ama Ozan'cığım lansman için takım elbisen geldi. Ölçü için provaya girmen lazım. Aşkım, provadayız galiba. Ben seçtim elbisemi. Siz gidiyorsunuz galiba. Görüşürüz. Kolay gelsin Ozan. Sana da. E hadi Ozan artık yürüsene. Nereye gidiyorlarmış baş başa? Prova biraz bekleyecek. Arabayı yeni şoförle yolladım. Sakıncası mı var? Şu sizin arabanız değil mi? Yalan söylediniz. Yok. Taktik yaptım diye. Neden? Çünkü motoru kullanan da, arkasında olan da birbirine güvenmek zorundadır. Güvenliğin için belime sarılman daha iyi. Hemen basına dağıtılan haber metnini oku. Satır satır onaylatmadan tek kelime geçmiyorsunuz. Zeynep sürekli meşgul. Zeynepçim, ay çıldırmak üzereydim yani. Nasılsın, iyi misin? Kiminle berabersin sen? Biz Doruk'la çıktık. Beni eve bırakıyor. Stare Hanım, ben bu akşam neler oldu böyle, ben anlamadım. Tamam, şimdi sakin oluyorsun. Oraya da belli etme. Bak, çok çirkin, çok çirkin, çok mesnetsiz bir iftiraya uğradık, tamam mı? Öyle sözleşmeymiş, yok yalan ilişkiymiş falan. Bize bunu kim yaptı bilmiyoruz ama bulacağız. Doruk'a da söyle, rahat olsun, tamam mı? Bizim seninle yaptığımız tek bir sözleşme var, o da sponsorluk sözleşmesi, tamam mı tatlım? Bize bunu kim yaptı bilmiyoruz. Hiç kimseye güvenemeyiz. Kendimizden başka hiç kimseye güvenemeyiz. Anladın mı Zeynep? Anladım. Tamam canım. Neredeymiş? Hadi biraz konuşalım bakalım.
Tamam, onaylıyorum, girsinler. Stare Hanım, acaba benim kızla... Ya Zeynep nerede diyorum Stare ya? Ozancığım, Zeynep emin ellerde, tamam mı? Emin ellerde. Şimdi izin verirsen eğer biraz kariyerine odaklanayım, olur mu? Haber metnini dernekle de paslaşın lütfen. Herkese tek elden bizden çıkan haber yazılacak. Lansman oteldeki yangın tehlikesi yüzünden dağıldı. Sadece yangın. Yangını vurguluyoruz. Anladın beni değil mi? Ne yangını ya? Yangın mı çıktı? Ya benim kızım orada kaldı ya. Benim kızım orada. Stare Hanım. Kızınız Salih Bey'in arabasında Fevzi Bey. Gayet iyi yani, hiç merak etmeyin. Ben kendi gözlerimle gördüm çıkarken. Salih Bey elinden tutmuş, düşmesin diye herhalde götürüyordu. Merak etmeyin siz yani. Kızım Allah affetsin, şaşırmış gibi numara yaptım dedenlere vallahi. Ortaya çıkmış ya her şey. Ne yapacağız biz şimdi, ne olacak? Tamam halacığım, ben gelince anlatayım mı sana? Hadi bay bay. Artık bana da anlatabilirsin. Ne anlatacağım ki? Zaten oradaydınız. Sözleşmeli aşk meselesini diyorum Zeynep. Doğru mu? Biraz hesap sorar gibi oldu böyle hemen. Hesap soracağım. Ama senden değil. Bak Zeynep. Ben bu işin eğitimini aldım. Yani bu tip anlaşmalı aşklara alışıp... Dünyada da işler böyle yürüyor. Ben etik bulmuyorum. Ajansımın da böyle bir sahtelikle anılmasını hiç istemem. Ama olduysa bilmek istiyorum. Bilmek benim hakkım. Çünkü o ajans benim. Şimdi sana açıkça soruyorum. Ozan'a gerçekten aşık mısın? Yoksa sadece işini mi yapıyorsun? Neden susuyorsun? Neden gözlerini kaşırıyorsun? Rahatsız oluyorum çünkü yani sorgular gibi... Sorgulamıyorum. Soruyorum. Bütün gece sen rol mü yapıyordun? Günlerce rol mü yaptın Zeynep? O aşk hikayesi, toz pembe peri masalı hepsi sahte miydi? Soru sormak falan değil bu, tamam mı? Sen saldırıyorsun bana. Seviyorsun yani. Ozan'a gerçekten aşıksın, doğru mu? Alo. Sevgilim, iyi misin? Aşkım. Neredesin ya? Öldüm meraktan. İyiyim ben, merak etme. Doruk beni eve bırakacak. Tamam, bak merak etme, tamam mı? Bunu her kim yaptıysa bulup hesabını soracağız. O ruh hastasını bulup ona dava açacağız. Tamam? Eve gidince de ara beni. Annemlerle konuştum, sizinkilerle de konuşalım. Tamam, merak etme. Onlar da üzülmüş zaten. Doruk'a da söyle. Merak etmesin. Cüzdanını kaşısın. Ajans bu iftira sayesinde çok büyük bir... tazminat alacak. Bu yaptığın çok çirkin de. Ama işe yaradı mı bari? Aldın mı cevabını? Almadım. Çünkü ben sana sormuştum. Ozan'a gerçekten aşık mısın demiştim. Pınar. Efendim Doruk Bey. Son bir yılda yapılan bütün sözleşmeleri masamda istiyorum. Bu gece mi? Evet, bu gece. Git ajansı açtır. Tüm içerik üreticilerin, sponsorların, özellikle de Zeynep'in. Artık gidebilir miyiz? Eve gitmem lazım.
İyi misin? Değilim. Ben çok uzun zamandır iyi değilim. Hepsi Ozan'ın suçu sanma. Hayat bana Ozan'dan önce de kolay değildi zaten. Bütün o linçler, hakaretler, küfürler. Biliyor musun? Ben ilk internette ezilmedim. Ben ezilmeyi babamın kızı olduğum için öğrendim. Ben büyüdüm. Bir baktım babam büyümemiş. Daha ilk okulda öğrettiler farklı bir adamın kızı olduğumu. Farklı olanı sevmediklerini. Kendilerine benzemeyen şeyden korktuklarını. Korktuklarında acımasız olduklarını. Benim babamı çok üzdüler. Beni de babamı üze üze ezdiler. Ozan'a da haksızlık olmasın yani. Ben olmak doğduğumdan beri kolay değil zaten. O zaman hoş geldin. Hadi canım. Sen mi zor bir hayata doğdun Doruk Somer? Ne yaptılar? Ağzından gümüş kaşığı mı aldılar? Bu gece sen anlatıyorsun, ben dinliyorum. Ama sormak serbest. Hep babam diyorsun. Annen nerede Zeynep? Ben annesiz doğdum biliyor musun? İnsan hiç annesiz doğar mı diyeceksin. Ben doğdum işte. O beni doğurur doğurmaz bırakıp kaçtı çünkü. Beni kucağına bile almak istememiş biliyor musun? Şimdi bir yerlerde beni bu dünyaya getirmiş olan bir kadın yaşıyor işte. Adı Melek. Ben onun bir tek adını biliyorum. Ama o benim adımı bilmiyor. 9 ay beni karnında taşıdı ama adımı bile bilmiyor. En garibi de bu biliyor musun? Beni merak bile etmemiş. Beni o kadar istememiş ki kaçıp gitmek için ne doğurduğunu görmeyi bile beklememiş. Canımı en çok bu yakıyor belki de. 9 ay içinde taşıdığım bir kalp var. Ve sen onu neye benzediğini merak edecek kadar bile istemiyorsun. Ben şu an sana iyi gelecek bir şey söylemek isterdim ama... Söyleyemezsin. O kadınla ilgili duyacağım hiçbir şey bana iyi gelemez çünkü. Ne garip. Son 24 saatte o kadını, Meleği konuşmadığım kadar konuştum herhalde. Melek.
Halam olsa şeytan da bir melek derdi. Melek beni doğuran kadının adı. Annemin adı değil ama. Bir annem yok çünkü. Ama eğer olsaydı, bir annem olsaydı eğer, melek değil, Sare olsun isterdim. Sare Hanım benim annem olsun. Çok isterdim. Bu kadar çok mu seviyorsun Sare'yi? Peki o seni bir annenin çocuğunu sevdiği gibi seviyor mu? Anne nasıl sever hiç bilmiyorum ki. Hiç annem olmadı ki. Babam yapar bunu. Gözyaşı toplar eliyle. Ben daha önce hiç gözyaşı toplamamıştım. Parfümünü kokladın. Çok aptalım değil mi? Parfümünü döktüm. Üstüm başım sen koktu. Beni yakaladın biliyorum. Sabah uyanınca çok utanacağım. Utancımdan ayakta öleceğim. Utanmayacaksın. Çünkü hatırlamayacaksın. Ya, çok aptalım değil mi? Gece çok aptalım. Evet, galiba çok aptalım. Çok. Galiba